üzere yola çıkan özgürlük filosuna karşı uluslararası sularda girişilen terörist saldırının üzerinden 7 yıl geçti. Bu bir Türkiye-İsrail sorunu olmadığı gibi sadece Filistinlilerin bir meselesi de değildir. Tüm dünyanın vicdan sahibi insanları ile Siyonist işgalciler arasında bir varoluş mücadelesidir. Mavi Marmara'nın misyonunu ısrarla daraltmaya çalışan ve onu iki taraf arasındaki siyasi bir çekişmeye indirgeyen tüm yaklaşımların yanlış olduğunu özellikle vurguluyoruz. 7. yılında Mavi Marmara bize bir kez daha ezilen Filistin halkının davasını, Kudüs'ün mahzun konumunu ve hepsinden önemlisi Orta Doğu'daki Siyonist işgalin çirkinliğini daha gür bir sesle haykırmıştır. Bundan dolayıdır ki Mavi Marmara katliamının bu yıl dönümü sadece Türkiye'de değil, başta Gazze olmak üzere dünyanın pek çok yerinde aynı coşku ile anılmaktadır. Katliamdan bu yana geçen bazı olumlu gelişmelere rağmen hayatını kaybetmiş kardeşlerimizin katillerinin hala serbest olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla Türkiye halkı ve mağdurlar olarak bizlerin temel şartlarından biri hala gerçekleşmiş değildir. O da katillerin hak ettikleri cezayı almalarıdır. Olmayan İsrail işgal rejimi artık Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırganlığını da hızlandırmıştır. Dünyanın sessizliğini kendisi için onay olarak gören Siyonistler, içinde bulunduğu sıkışıklığı bir kez daha güvenlik bahanesiyle savunmak için zemin hazırlamaktadır. Geçmişte İsrail'in sözüne güvenilmeyeceğini gösteren fazlasıyla tecrübe vardır. Defalarca barış sözü verdiği halde yarı yoldan dönen İsrail, Filistinlilerle yürüttüğü görüşmeleri defalarca sabote etmiştir.